Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki açı harflendirmesiyle ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde şuradaki 3 açı eşit verilmiş. O zaman bunlara bir harf yazalım. Yani şuraya A yazalım, şuraya da A yazalım. Şurada büyük üçgende zaten belli ya da göremediyseniz şunu da diyebilirsiniz. 2 iç açı, 1 dış açı. Hocam burası 2A. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. İster büyük üçgende ister küçük üçgende fark etmez. Her yerde iç açılar toplamı 180'dir. Yani her üçgende daha doğrusu. Buradan 3A artı 60 eşittir 180 ise 3A eşittir 120 gelir. Ve A'yı da böylelikle kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. A'yı 40 bulduk. Bizden BAC açısı isteniyor. BAC açısı da A artı 60 ya. Yani A yerine 40 yazınca 40 artı 60'tan cevap ne çıkacaktır? 100 derece çıkacaktır. Örnek 1 100 oldu. Geldik örnek 2. Burada bununla ilgili formül var aslında ama gerek yok. Şurada açıortaylar verilmiş. Bu açılar birbirine eşit, bu açılar da birbirine eşit. Şuraya A, buraya da BB diyecek olursak eğer, 40'ı kullanacaksak eğer, büyük üçgenin elemanı değil mi? O zaman büyük üçgenin açılarını kullanacağım. 40, 2A ve 2B'nin toplamı. 2A artı 2B artı 40 eşittir 180 yapmalı. 2A artı 2B buradan ne geldi? 140 geldi. A artı B'yi de böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Şuradaki üçgende de A artı B artı X eşittir 180 derece değil mi? A artı B 70 ise X de böylelikle 180 eksi 70'ten 110 derece gelir. Yani örnek 2 110 geldi. Geldik örnek 3'e. Şu açıyla bu açı birbirine eşit verilmiş. Hemen bunlara ne diyelim? Buraya alfa, buraya da alfa diyelim. Sonra BAC açısı isteniyor bizden. E hocam A açısını yollaşmam lazım bir kere şuradaki açıya. O zaman şurada da bir dış açı var ya. İki iç açı bir dış açı. Yani şuraya beta dersem. Alfa artı beta eşittir ne oldu? 80 derece oldu. Bazen ikinci harfi yazmaya çekiniyoruz. Çekinme kardeşim. Bak ne geldi? BAC açısı isteniyor bizden. Yani alfa artı beta isteniyor. Aa, yukarıda iki iç açı bir dış açı derken biz bunu bulmuşuz zaten. Cevap ne çıktı? 80 derece çıktı örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Şimdi ikizkenarlar var. Özellikle harflendirmede ikizkenar üçgenin taban açılarına değerler yazmak en mantıklı harekettir. Genelde tek bir bilinmeyen cinsinden yazacağız. Hani açı en küçük açılı ikizkenar üçgen taban açısından başlarsanız daha sağlıklı olur. Hani iki iç açı bir dış açı dediğinizde belki diğer ikizkenarın da açısını elde edebilirsiniz. E ben buraya A diyeyim. Hocam iki iç açı bir dış açıdan burası 2A oldu ama buradaki ikizkenarın taban açılarına ulaşamadım. O zaman mecburen ikinci bir harfi yani BB diyelim. İki iç açı bir dış açıdan burası da 2B mi oldu? Evet. BAC açısı isteniyor bizden. Öncelikli olarak şuradaki üçgende iç açılar toplamı yani 2A artı 2B artı 40 eşittir 180'den. 2A artı 2B eşittir 140'dan. A artı B'yi böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. E A artı B 70 derece ise eğer burası 140'tı. Bizden ne isteniyor? Şurada kaç isteniyor? BAC açısı A artı B artı 40 değil mi orası da? A artı B 70'ti. 70 artı 40'tan cevabımız kaç çıkacaktır? 110 derece çıkacaktır. Örnek 4 110 geldi. Geldik örnek 5'e. Bak ne yapıyoruz? İkizkenar taban açılarını yazıyoruz. Hocam A diyeyim. Buraya aynı cinsten yazamıyorum. O zaman buraya da BB diyeyim. Hocam 110'u kullanacağız. 110 büyük üçgenin elemanı. O zaman büyük üçgende AB ve 110'un toplamı A artı B artı 110 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Hocam benden X isteniyor. X'e yoğunlaş o zaman. Hop şuradaki açı da A artı B artı X eşittir 180 derece değil mi? Evet A artı B'yi biz 70 bulduysak X de böylelikle 180 eksi 70'ten kaç olur? 110 derece olur. Yani örnek 5'te cevabı 110 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi burada ne var? 40 derece 70 derece. 40 70 daha kaç? 110. 180'e tamamlayanı 70 çıktı. Aa hocam ikizkenar çıktı demeyle kalma. İkizkenarlığı göster. Çünkü alakasızlık var burada. Hocam şunu şöyle çizsek. Hayır önce verilen bilgileri kullanıyorum. E hocam ikizkenar çıktı. Eşitliği gösterdim. Aa bak ilgi alaka gitti. Ne oldu burada? İkizkenarlık çıktı burada da. Bu taban açıları birbirine eşit. Bu ikizkenarın tabanı burası. 75 ise o zaman burası da 75'tir. 75 75 150. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Senden BCD açısı isteniyor. BCD. Gerçi bulmuşuz biz onu. O da 70 artı 75'den tepe açısını boşuna bulmuş olduk ama önemli değil. İşlem yaptık sadece. Cevap da böylelikle kaç derece geliyor? 145 derece geliyor arkadaşım. Evet böylelikle bu kısmı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda harflendirme ile ilgili kazanın testini çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.